Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri Kampı'nda, yani şu kitabın kampında geldik 5. günün 2. dersine. Yani bugünün son dersi, dik üçgenin son dersine. Ne yapacağız? Dik üçgene devam edeceğiz. Özel açılı üçgenlerde kalmıştık. Şimdi özel açılı üçgenlerde şurayı kullanmayı öğreteceğiz. En önemli yerlerden biri. Trigonometri de falan çok işinize yarayacak. Biraz sonra derste göreceğiz. Sabret, sabret. Evet. Aklımızı, mantığımızı, beynimizi kullanacağımız ders. Özel açılı mantıkta. Özel açının mantığını kullanacağız daha doğrusu. Kitabımızda sayfa numarası 39'un sağ tarafını 40'ı, 41'i ve 42'yi işleyeceğiz. Ve böylelikle dik üçgeni bitireceğiz. E o zaman derse başlayalım. Şimdi şurada notta kalmıştık. Özel açılı. Hemen notumuzu okuyalım. Özel açılı üçgenler bazı sorularda bizim oluşturmamız gerekebilir. Özel üçgenleri biz oluşturabiliriz. Geçen ders, yani 5. günün 1. dersinde ne yaptık? Hocam orada hali hazırda üçgenler karşımıza gelmişti. 45, 45, 90 gelince şöyle yaparız. 30, 60, 90 gelirse böyle yaparız gibi soruları yapmıştık. Ya hali hazırda yoksa ve özel açı varsa kosinüs teoremini kullanacağız? Asla. Tamamıyla Kenan Kara buna karşı. Ya geometride geometri bilgilerini kullanarak yapmak varken kosinüs teoreminde yapmak bana ne bileyim uzun yol geliyor ki biraz sonra göreceksin gerçekten çok kısa yoldan çıkıyor. Şimdi bazı özel açılarımız var. Bunlar neler? Ben şuraya da yazayım. Bak dikkat, sen de yaz. Buraya yazmışım aslında ama şöyle ben yazacağım. Çünkü güzel bir şey oluşuyor burada. 30 derece özel açıdır. Niye? 30-60-90 üçgeninde var. Ya da 45 derece özel açıdır. 45-45-90 üçgeninde var. Ya da 60 derece özel bir açıdır. 30-60-90 üçgeninde var. Sadece bunlar mı özel açı? Hayır. Bunların 180'e tamamlayan açıları da özel açıdır. Yani 30'un 180'e tamamlayanı 150 ya da 150'nin 180'e tamamlayanı özel olduğu için 150 de özel bir açı oluyor. Ya da 45'in 180'e tamamlayanı 135 ya da 60'ın 180'e tamamlayanı 120. Bak ne yaptım? Geometrinin kalbi. Yani özel açıların kalbi. Bunlar özel açıların kalbidir kardeşim. Bu kalbi parçalamayınız. Parçalanma. Kalbimi kırmayınız. Bu kalbi lütfen kırmayınız. Ya da bu kalbe dokunmayınız. Dokunulmaz. Bunlar parçalanmayacak açılardır, dokunulmayacak açılardır. Sen bu açıları gördüğün zaman özel üçgen oluşturacaksın. 30 mu gördün? Çek dike 30-60-90. 45 mi gördün? Çek dike. 60 mı gördün? Çek dike. 150 mi gördün? 150'de dik çizemezsin ama 180'e tamamlayan açısı 30'da dik çizersin. 135'te de 45'i, 120'de de 60'ı, 180'e tamamlayanı düşünerekten dik çizeceksin. Dik çiz. Özel üçgeni oluştur ve bunlar böyle parçaladığın zaman sonuca ulaşamazsın. O yüzden parçalanmaz diyoruz. O yüzden dokunulmaz diyoruz. Büyük ihtimalle sen bunları parçaladığın zaman gittiğin yol yol değil cümlesinde benden çok duyacaksın. Zaten biraz sonra göreceksin. Bu açıları parçalarsan eğer buradaki özel açılı, yani 30'un, 45'in, 60'ın ya da 150'nin, 135'in, 120'nin özel açılığı kalmıyor. Ha belki nadiren de olsa hocam 60 dereceyi parçalayabiliriz. Eşkenar üçgende bir yükseklik çizilebiliyor çünkü. Ya da 120 derece parçalanabilir belki. Niye? İkizkenar üçgende 30-30-120 üçgende ikizkenarda tabana ait yükseklik tabanı keş parçaya bölüyor ya. Bu özel durumlarda parçalandığı durumlar var ama yani bu açılar sorularda görüldüğünde o soruların %99.99999'unda parçalanmaz. Parçalanmadan daha kolay bir çözüme ulaşırız. Tamam. Bunu anladık. Bak buraya bir yıldız at. Burası aşırı derecede önemli. Bu kalp bizim için geometride özel açıları gördüğü sorularda kalptir. Yani geometrinin kalbidir. Özel açıların kalbidir daha doğrusu. Şimdi biz ne yapacağız? Tamam bu kalbi parçalamayacağız. E hocam biz bu açıları gördüğümüz zaman nasıl davranacağız? Bir de onu da söyleyeyim ben. Şimdi ezbere iş yapmayalım. Bak şimdi şunu bir yukarı alayım. Tamam bu kalbi parçalamayacağız. Dokunulmaz. Peki hocam biz bu açıları gördüğümüz zaman dik çizeceğiz dedik. Eyvallah. Çizelim bakalım dikimizi. Mesela şöyle bir üçgen gördüm. Hocam buradaki açımız atıyorum 60 derece. Ya da aynı şekilde şöyle bir üçgen var. Şuradaki açımız da yine 60 derece. Fark etmez. Bir üçgen gördüğünde, özel açı gördüğünde, özel açı oluşturacağız ya dik çizerek. Hemen dikimizi çizelim. Hop diki çizdik. Hocam bak ne oldu burada? 30-60-90 üçgen oluştu. Bak özel açının mantığı bu işte. 60'ı gördün, kendin oluşturdun. Ama şuraya da yazıyorum. Her zaman iki tane dik çizilebilir. Ya bazen biz diki çiziyoruz. Diki çizdiğimizde de saçma şeylerle karşılaşabiliyoruz. O saçma şeylerle karşılaştığın zaman ikinci bir dikin de çizilebildiğinin bil. Farkında ol. Mesela sen burada böyle
böyle bir dik çizdin. Saçma sayılar karşına çıktı. Bir iki daha kolayı vardır. Ne yapacağız? E o zaman hocam bu 60'a dokunmadan buradan da dik çizebilirsin böyle. Yani o dikin senin şu şekilde de olabilir böyle. Bak böyle çizdiğin zaman da yine karşına bir 30, 60, 90 üçgen çıkıyor mu? Çıkıyor. Peki hocam geniş açılarda ne yapacağız? Bak şimdi. Geniş açılarda da şöyle bir üçgenimiz olsun bizim. Ve şuradaki açı da 135 derece olsun. Bu sefer 135 dereceyi gördüğün zaman. Hatta ben bunu şöyle bir dur bir daha aynısını çizerim. 135 dereceyi gördüğüm zaman 135'in nesi özel? Hocam 45'i. 180'e tamamlayan açısı özel. 45'i gördün ya buradan. Hop 45'i gördüğün için buradan bir dik çizersin. Olay biter. Ama her zaman ne dedim? İki dik çizme mantığı vardır. E o zaman ikinci dik nasıl olacak burada? Hemen üçgenimizi şöyle bir çizelim. Çizdik üçgenimizi şöyle. Ve şuradaki açı da 135 derece olsun. 135'in bak ya buradaki açısı 45 derecedir. 45 dereceyi arıyorum ya. 180'e tamamlayan açısı. Ya da şunu uzatırsın. Buradaki açısı 45 derecedir. O zaman şuradan da şöyle uzatırsın böyle. Hocam burası 45 oldu. Ve dikini de 45'e göre çizersin. Hop şöyle dik çizersin. Gördün mü? 135'e ait de geniş açıya ait de iki tane dik çizme mantığı oldu. Ya buradan ya da buradan. Yeter ki bak dikkat et. Bir de bu üçgende ya bu köşeden çizebildim ya da bu köşeden çizebildim. Yani şuradan çizemem. 135'in olduğu köşeden çizemem. 135'i parçalayamam. Hocam şunu yapsak. 135'i şöyle parçalasam. 90'a 45 gibi parçalasam. Olmaz. Parçalama olmaz. Mantıklı gibi gözükse de asla ama asla olmaz. Şimdi gel öğrenme alanı sorularıyla bu işi iyice öğrenelim. Birinci sorumuzda ne var? 60 derece var burada. Hocam 60'ı gördük. Hemen dikimizi çizelim. Diki çizdik. Diki çizince bir 30-60-90 üçgeni çıktı. Ha bu soruda normalde ne yapıyordunuz? Ya hocam ne var bunda? Kosinüs teoremi. X kare eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs 60 yapıyordunuz. Bence daha uzun. Bak şimdi daha kolay olacak. Arkadaş sen burada bunu gördün. Hemen şuradan şöyle diki çizersin. Diki çizdin 60'ın mantığını kullanmak için. Bir 30-60-90 üçgeni çıktı burada. Yani şuradaki üçgen bir 30-60-90 üçgeni ve kullanıyoruz bunu hemen. Burada 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı nedir? 2'dir. Buraya 1 kaldı. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı da 2 kök 3 değil midir? Evet. Ve sonra burada bir Pisagor bağıntısı. X'in karesi eşittir 1'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi deriz. Ve X kare buradan 1 artı 2 kök 3'ün karesi de 4 kere 3 12. Yani X kare buradan 13 çıkar. Ve X'i de böylelikle kaç buluruz? Kök 13 diye buluruz. Samimi bir şekilde soruyorum. Kosinüs teoreminden daha kolay değil mi? Bence daha kolay. Gelelim diğer soruya. Hocam B şıkkına bakacak olursak ne yapıyorsun? 60'ı gördün. Hocam dik çizeriz. Dik çizdin. 90. 30-60-90 üçgen. 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2. Dur. İşlem kalabalığı hissettiğin yerde dur. Ne yap? Her zaman iki dik çizme mantığın var ya o zaman olayı sil. Silmesini de bileceksin. E 60'a dokunmadan ya buradan dik çizebilirim ya da buradan dik çizebilirim. Peki ben o zaman bu sefer şu mantıksız geldiği için bu köşe mantıksız geldiği için bu sefer buradan çiziyorum dikimi. Diki buradan çizdim. Bu diki buradan çizdiğim zaman burada da bir 30-60-90 üçgen oluştu ve hemen üçgeni gösteriyorum. Burada işlemi yapıyorum. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı kaç yapar? 4. Tamamı 5'ti 1 kaldı. Burası da 4 kök 3 mü yaptı? 30'dan 60'a geçiş. Evet. Ve sonra burası da 90 derece olduğundan şurada bir Pisagor bağıntısı var. X kare eşittir 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi oldu. E buradan da X kare eşittir 1 artı 48 oldu. Yani 49 oldu. X'i de böylelikle 7 olarak bulduk. Yine kosinüs teoreminden bence daha kolay. Mesela gel buraya. Hocam kosinüs teoremi. X'in karesi işte bilmem ne bilmem ne. Gerek yok. Dur. 120 gördün. 120 gördüğün zaman nesi özel? 180'e tamamlayan açısı özel diyeceksin hemen. Hocam hop şöyle uzattık. Şurası 60'ı önemli. E bu 60'a ait de bir diki böyle çizecek olursak hocam 90 derece ve 30. Bak 60'ı görünce 30-60-90 oluştu. 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da 2 kök 3 olur. E herhangi bir sıkıntı yok. Devam o zaman ve sonra şurada bir Pisagor bağıntısı. Dik üçgen çıktı. X kare eşittir 5'in karesi 25 artı 2 kök 3'ün karesi de 12 yapar. Buradan da 37 yapar burası. X'i de böylelikle kök 37 olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet kök 13 bulduk. 7'yi bulduk. Kök 37'yi bulduk. Şimdi geldik buraya. Buraya geldik. Hocam 120'yi böyle 60-60 diye parçalayayım. Parçalama olmaz. Kalbe dokunma lütfen. 120'nin nesi özel? Ya da hocam şöyle 120'yi 90-30 şeklinde paylaştırayım. Hayır. Mantıklı gibi gelse de hayır. Parçalanmayacak. 120'nin nesi özel? Ya buradaki 60'ı özel? Ki buradan bir dik çizersen 90'ın karşısı 5 iken 30'un karşısı 5 bölü 2 olur. Devamını da yapsan cevap gelecek ama saçma sayılarla uğraşıyoruz. O yüzden buradan devam ettirmeyelim. Daha kolayı vardır. Her zaman iki dik çizme mantığı vardı çünkü. Ya da şuradaki açısı 180'e tamamlayan açısı 60 derece. Bu 60'ı gören insanoğlu ne yapar? Hop şuradan dikini çizer. E buradan dikimizi çizdik daha sonra bir 30-60-90 üçgen çıktı. Yani şuradaki üçgende dur şu nereden geldi? Cetvel geldi önüme de onu kapatamıyorum. Şöyle kapat.
aklıma. Tamam neyse. O 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı kaç yaptı? 2. Hemen 2'yi yazıyorum. 60'ın karşısı da 2 kök 3 yaptı. Neredeki üçgende? Hocam şuradaki üçgende. Sonra büyük üçgene bakalım şöyle. Hocam burası 2 kök 3. Burası 7. Yani x'in karesi ne olacaktır? Nereye yazayım? Şuraya yazayım. X'in karesi eşittir 2 kök 3'ün karesi 12 artı 7'nin karesi de 49. Buradan da x karede 61 yaptı. Trabzonlulara selam. Havuşam. Cevabı kök 61 diye bulur muyuz? Buluruz. Cevap D seçeneği yap diyecektim ama D şıkkını 61 yani kök 61 bulduk. Devam. Çok güzel şeyler öğrendik. Şimdi klasik sorularla bütün yapıları şuradan öğrenelim. 45'i gördük. Hemen ne yaparız? Çekeriz dikimizi hocam. Hop diki çizdin. Diki çizince bir 45 45 90 üçgen çıktı. 24 kök 2 ise bu kenarlar 24 24 olur. Bunun tamamı 31 ise buraya 7 kalır. O zaman 7 burası. Burası da 90 derece. Pisagor. 7 24 25 üçgeninden cevap 25. Örnek 47. Bu sefer de 30 derece verilmiş. Hemen ne yapıyoruz? Bir dik çiziyoruz. Hocam şuradan bir dik çizsem 90'ın karşısı 12 kök 3 artı 5. 60'ın karşısı da ne olacak o zaman? Pardon 30'un karşısı ne olacak? 12 kök 3 artı 5 bölü 2 olacak. Ya bırak 12 kök 3 artı 5 bölü 2. Sadece 5 bölü 2 gelse bile ben bunu tercih etmem. Ne yapacağım o zaman? İki dik çizme mantığını düşüneceğim. Ya buradan dik çizeceğim ya buradan dik çizeceğim. Buraya dokunamayacağıma göre. O zaman buradan dik çiziyorum. Hadi bu arada kosinüsçüler yapsın bakayım bu soruyu kosinüsten. İşleminiz daha da uzamıyor mu? 12 kök 3 artı 5'in karesini almak. 24'ün karesini almak. Ha 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 gülerim ondan sonra. Evet çiziyoruz buradan diki. Buradan çizdik. Bu seferdeki 30 60 90 üçgeni çıktı. 90'ın karşısı 24 ise 30'un karşısı 12, 60'ın karşısı da 30'un karşısındakinin kök 3 katı. Yani 12 kök 3 yaptı. Hocam tamamı 12 kök 3 artı 5. Burası 12 kök 3 olduğuna göre o zaman buraya da kaç kaldı? 5 kaldı. Pisagor. 5 12 13 üçgeninden cevaba 13 diye ulaşırız. Geldik bir sonraki soruya. 45 derece var. Ne yapacaksın burada? Hocam dik çizeyim. Hayır. 45 45 90 üçgende 7 bölü kök 2 ile uğraşırsın burada. Bırak 7 bölü kök 2. 7 bölü 2 gelse bile benim için sıkıntı. Her zaman 2 dik çizme mantığı var. O zaman ya buradan dik çizeceğim 45'e dokunmadan ya da buradan dik çizeceğim. Buradan dik çizdiğimde de hop çizdim. 45 45 90 üçgen oluştu. 15 kök 2 ise 15 15 yapacak burası. Hocam bunun tamamı 7. Demek ki çizdiğin dik buraya gelmiyor. Tamamını çizdiğin dikte dik kenarın 15 olması lazım. O zaman burada da yeni bir şey öğreniyoruz bak. Çizdiğin dik nereye düşüyor sadece? Dışarıya düşüyor. Demek ki bu bir geniş açılı üçgen. Şöyle dışarıya düştü. Şimdi 45 45 90 üçgenini kullanalım. 15 kök 2 ise 15 15 yapacak bunlar. O zaman buraya 8 kaldı. 7'si burada olduğu için. Burada da 8 15 17 üçgeninden cevaba 17 diye ulaşırız. Nasıl sorular ama? Burayı kullanmayla nasıl oluyor? Ama bak burayı kullanabilmek için dersin başındaki verdiğim mantık aşırı derecede önemli. Kalp içindeki açılara dokunma ve her zaman iki dik çizme mantığı vardır. Evet 48'i de hallettik geldik 49'a. Bu sefer 135 var. Bak 135'i gördün ya buradaki 45'i önemli. Kafadan yapabilirsin. Bak lazerle çizdiklerimi kafadan düşünmen lazım aslında. Ama bu sefer 45 45 90 7 ise burası 7 bölü kök 2 yapar. 7 bölü kök 2 bırak 7 bölü 2 gelse bile benim için sıkıntı diyordum. O yüzden sildim bunu. Ne yapıyorum? Şuradaki 135'in şeyi lazım bana. Nesi lazım bana? 180'e tamamlayan açısı lazım. Hocam şuradaki 180'e tamamlayan açısı 45 derece. Bu 45'i burada gördüm. O zaman hop 45'in mantığını kullanıyorum. Çiziyorum diki. 45 45 90 üçgeni kök 2'ye bölünmüş hali olacak. 8 8 olacak. Büyük dik üçgene bakıyoruz şimdi. Büyük de bir dik üçgen oldu. 8 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden cevap 17. Geldik örnek 50'ye. Ya hocam eşkenar üçgen sorusu bu. Eşkenar üçgeni daha işlemedik ki. Evet eşkenar üçgen sorusu ama eşkenar üçgende açıların kaç derece olduğunu biliyorsun? 60 60 60 olduğunu biliyorsun. Eyvallah. Aslında eşkenar üçgen soruları da bir özel açı mantığı sorularıdır. Yani biz eşkenar üçgene geldiğimiz zaman da işte burada özel açının mantığını iyi anladığımız için, iyi öğrendiğimiz için eşkenar üçgen konusunda da sıkıntı yaşamayacağız. Şimdilik spoilerını vermiş oldum burada. Ne yapacağız hocam burada? Bak şimdi olaya bak. Sen şimdi eşkenar üçgen dedik ya buraya. Eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarlar birbirine eşit. Hocam 2 kök 3 ile şurayı toplayayım. 2 kök 3 artı 4 eksi kök 3 ne yapıyor? Hocam kök 3 artı 4. 4 artı kök 3 yapıyor değil mi? Evet. Bir kenar 4 artı kök 3. O zaman şuraya 4 artı kök 3. Buraya da 4 artı kök 3'ü yazayım. Biz normalde böyle eşkenar üçgen gördüğümüz zaman hemen böyle refleks gereği hocam dik çizeyim buradan. Pisagor çıktı burada. Dik çizdiğin zaman iki eş parçaya bölüyor burası. Böl bakayım 4 artı kök 3'ü. Burası 4 artı kök 3'ü. Hocam 4 artı kök 3 bölü 2 geldi. Saçma sayılar. Demek ki saçma sayılarsa yaptığın hamlede, yaptığın ek çizimde, çizdiğin dikte
saçma sayılır. Bu arada biz yeni bir ek çizim öğrendik. Özel açı mantığına dayalı, 60'a dayalı bir dik çizme mantığı. Demek ki eşkenarda ben burada yüksekliği çizince olmadı yani. O zaman her zaman eşkenar ya da ikizkenar gördüğümüz zaman tepeden çizilen dikle bu iş olmuyor. Ne yapacağız? Özel açı mantığını kullanacağız. Ya buradaki 60'ı ya da buradaki 60'ı. Buradaki 60 karışık ya. Büyük ihtimal şu 60'ı ya da buradaki 60'ı kullanacağım. Geleyim şuradaki 60'ı kullanmaya. Ya buradaki 60'ı kullanmak için ya buradan dik çizeceğim. Ama buradan dik çizince 4x köküçle uğraşacağım. Daha kolay vardır büyük ihtimalle. Ya da buradan dik çizeceğim. Buradan çizilen dik de zaten buraya düşmüştü. Olmadığını görmüştük. Şimdi gelelim buradaki 60'a. Buradaki 60'ı nasıl kullanacağım? İki ihtimalim var. Ya buradan çizeceğim. Buradan çizilenin olmadığını gördün. Ki çizsen zaten 4+√2 ile uğraşacaksın burada. Ya da nereden çizeceksin bu 60'ı kullanmak için? Şuradan dik çizeceksin. O zaman şuradan bir dikimizi çizelim. Arkadaş dikimizi çiziyoruz şöyle. Çizdik diki. Diki çizdikten sonra ne geldi böyle? Hop 90. 30-60-90 üçgeni mi geldi? Evet. 30-60-90 üçgeni geldi. 90'ın karşısı 2 köküsü, 30'un karşısı köküç geldi. 60'ın karşısı da köküçün köküç katı. Köküç çarpı köküç 3 mü yapar? Evet. Burası da 3 geldi. Hocam bunun tamamı 4+√3'tü. Köküçü burada. Buraya ne geldi o zaman? 4 geldi. Aha burası 90 derece. Ve 3-4-5 üçgeni geldi burada. Yani şurada 3-4-5'i de şöyle göstereyim ben sana. Taralı. Karalayayım şöyle. Hoppala cuppala guppala diye taraladım. Karaladım daha doğrusu. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı x'i de böylelikle 5 buluruz. Ne de güzel çıktı değil mi? Bu soru var ya ta kaç yılında yazdığım soru. Dur bakayım. Önce biraz sohbet edelim. Bu soru yanlış hatırlamıyorsam ta 2008'de yazdığım bir soruydu. Özel açı mantığını kullanmayla alakalı. Her senede kullanırım bak. Sayılar çok gıcık olmasına göre çok güzel bir şekilde geldi. Bir de şunu söyleyeyim ben. Madem ekranı büyüttük. Arkadaş geometri görme işi miymiş? Sohbet edelim şimdi birazdan. Görme işi mi? Gözünle görsen buradaki diki çizmeyi ya da öbür diki çizmeyi böyle gözünle görebilir misin? Hayır. Bak konunun başında ben sana ne dedim? Bu konunun mantığı bu kardeşim. Kalbi çizdim. Özel açılara dokunma. Bir de özel açı gördüğün zaman dik çizeceksin. İki tane dik çizme mantığı var dedim. Ondan sonra özel açı gördüğün her soruda bu cümleler aklına gelecek. Kafayı çalıştıracaksın. Beyninle görmeye çalışacaksın. 30'u gördün ya beyninle yukarıdan çizdin olmadı öbür taraftan çizeceksin. Elini de çalıştıracaksın tabii. Ya... Öyle değil mi? Bu zamana kadar gözünle göremediğin için iyi ki de görmemişsin canım. Hep gözle görmeye çalışırdın ondan sonra. İşte olay bu kardeşim. Gözle görme değil, beyinle görmeyi anlatıyoruz. Neyse, devam soruya. Demek ki eşkenar üçgen soruları da aslında ne sorularıymış? Özel üçgen sorularıymış. Özel açılı üçgen sorularıymış. Şimdi geldik şu soruya. ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgen olduğu için hemen açıları yazıyorum. 60-60-60. Hocam burada çok garip yerlerde eşitlikler verilmiş. Burada bir eşitlik, burada bir eşitlik verilmiş. Bu eşitleri kullanmak zorunda. Şu verilen bilgiler dahilinde bir şey yapamıyorum. Demek ki bir şey çizmem lazım. Bir şey çizmem lazım. Ben tamam şuraya A desek A desek buraya B desem burası A artı B oluyor. Burası 2+B burası da A artı B. Bunları yazdığım zaman da bir şey gelmiyor. Demek ki bir şey çizmeliyim. Soruya baktığım zaman muhteşem ya bir şey çizmeli dediğimiz zaman hemen muhteşem işte ortaban ve ikizkenarlık ararız. Yok. Hadi hocam eşkenarlık var burada. Buradan dik çizsen olmuyor. Buradan dik çizsen olmuyor. Buradan dik çizsen olmuyor. Ama şuraya baktığımız zaman aslında bir de özel açı var. Özel açı mantığını kullanacak şekilde dik çizme de artık aklına gelecek. O zaman ya burada 60'ı kullanacağım. Hocam şuradan dik çizsem yok bununla alakası pek olmuyor. O zaman şu 60'ı kullanayım. Bu 60'ı nasıl kullanacağım? Şuradan dik çizerek kullanacağım. Bir 30-60-90 üçgen çıkıyor mu karşıma? Çıkıyor. Hadi bakalım 30-60-90 üçgen çıksın. Madem çıktı 30-60-90'ı da kullanmayı da bilelim. 30'un karşısı A iken 90'ın karşısı 2A. Şunlara da BB yazayım. Bu bir eşkenar üçgende bunu unutmayayım. 2+B burası. O zaman burası da 2+B. Hocam şurası da 2+B. Hatta şöyle göstereyim. Dur. Şurası da şöyle göstereyim. 2+B. Aa hocam A'sı buradaysa bir tane A gidince A+B mi kalıyor buraya? Evet A+B. Sonra takıldık kaldık. Ne yapacağız? Soruya bak. Önemli olan verilen bilgileri kullanmak. Bulduğum bilgiyi de kullanmak. Ula ben burada A+B'yi buldum. Ana A ile B burada da yan yana. A dik tabanı iki eşit parçaya böldü. Dik tabanı iki eşit parçaya nerede bölerdi? İkizkenar. İkizkenarda bölerdi. Dolayısıyla şu parçayla şu parça. Of parçaya bak. Bunlar birbirine eşit mi oldu? Evet. Çünkü tekrar söylüyorum. Dik tabanı iki eşit parçaya böldüğünden dolayı. Şöyle göstereyim istersen. Şunlar eşit olduğundan dolayı ikizkenar oldu. Madem ikizkenar taban açıları birbirine eşittir. Burası 35 ise burası da 35 yaptı. Bunun tamamı da 60 zaten. Hocam α+35 eşittir 60 ise alfayı da böylelikle 25 derece olarak buluruz. Çok güzel soru değil mi? Hoş, çok hoş. Geldik örneğe 52. Şimdi dostlar. Ne yapacağız burada?
Ya 45'in mantığını kullanalım dersiniz. Eyvallah. Hocam şuradan bir dik çizeriz. Şunları bulursak evet burayı bulurum. Şu 45'in mantığını kullanmak için de hocam buradan bir dik çizelim şöyle. Ama 15 bölü kök 2 ile uğraşacağım. 15 bölü kök 2. Büyük ihtimal daha kolayı vardır. Ha sen normalde bunu da kullanaraktan buradan da dik çizerekten dikdörtgenle yine sonuca ulaşabilirsin ama sanki biraz uzun olacak. O zaman dur. 45 özel açı mantığını kullanarak soruyu çözebiliyor muyuz? Çözemiyoruz. Özellikle dörtgenvari sorularda öyle sorular vardır ki şöyle soruya bak, özel açı mantığını, özel açı varsa, özel açı mantığından da soru çıkmıyorsa bak bakayım soruya. Geniş açıyla bak, gözünle görme. Ya gözünle değil de beyninle bak. Hocam burada 45 var. Ana burada da 45. 45 45 görünce aklına ne gelir? Hocam 45 45 90 gelir. Aklına gelen başına gelsin. O zaman burada özellikle dörtgenvari sorularda bunu yapıyoruz. Üçgene tamamlayabilirsiniz. 45 45 90. Hemen üçgene tamamlayalım o zaman bunu. Hemen tamamlıyoruz şöyle. Dur siyahla değil kırmızıyla çözüyorum ben. Hop şöyle çizdim. Hop şöyle çizdim. Tamam. 45 45 90 üçgeni. Yani o zaman hipotenüs 20 kök 2 ise 20 20 değil midir kök 2'ye bölünmüş hali? Evet 20 20'dir burası. Hocam bunun tamamı 20 ise 15'i buradaysa buraya 5 kalır. 5'i yazarım buraya. Sonra buradaki üçgen 1 5 13 ne üçgeni? 5 12 13 üçgeni. 12 olur burası. E tamamı bunun 20 ya. 12'si buradaysa buraya kaç kalır o zaman? 8 kalır. Yani x'i böylelikle 8 olarak buluruz. Çok güzel değil mi? Bak öyle arda arda aynı mantıkta sorular yazmıyorum. Yazdığım her soru birbirinden farklı soru. Her soruda farklı bir teknik öğreniyorsun aslında çaktırmadan. Geldik bir sonraki soruya. Evet geldik buraya. Bu sefer de bakıyoruz. 60 var, 90 var, 150 var. Aa hocam 90 derece var ya ben buradan bunu çizeyim. Dur. Saçını başını yolarım. Daha kötü cümlelerde kullanabilirim aslında ama maalesef olmuyor. Ya çünkü söylemlerim dışı hareket ediyorsun. Kardeş özel açı parçalanmaz. Sen buradan hop bunu böyle çizersen hem 150'yi parçalıyorsun hem de 60'ı parçalıyorsun. E zaten biraz önce de ne dedim? Dörtgenvari bir şekilde karşılaştığın zaman özel açı mantığını kullanamıyorsan üçgene tamamla. E hocam zaten 60, 150, 90. E burası da kaç derece oluyor? 60 derece olmuyor mu burası? Oluyor. Bak burayı da dörtgen iç açıları toplamından 60 bulduk ya. Şuradaki açılara bakaraktan da şey yapabilirsin. 60 60 gördün. 60 60. Ya hocam şuradan dik çizebilirim. Buradan dik çizebilirim. Ama 150 parçalan. Bu da oldu. Ya hadi 150'yi parçaladı. Sonra buradan da dik çizerek belki Pisagor bağıntısından çıkar. Çok nadir de olsa çıkıyor. Bazen 150'de parçalanabiliyor. Tamam ama bak 90'ın karşısı 7 iken 30'un karşısı 7 bölü 2 ile falan filan uğraşıyorsun. Ben sana geometriyi yapmayı değil geometriyi hızlı yapmayı öğretiyorum. Mantığını çalıştırarak hızlı yapmayı öğretiyorum. E buraya baktık. Hocam dörtgenvari bir şekil. E o zaman burada 60 60 üçgene tamamlarsam hop şöyle bir üçgen olacak. Burası 60 olacak. Aa güzel bir üçgen oluşuyor. Biraz öncekinde de 45 45 90 3 konuşamıyorum. 90 biraz öncekinde de 45 45 90 üçgen oluşmuştu. Şimdi de 60 60 üçgene tamamlayalım bakalım. Hop şöyle tamamladım. Eşkenar üçgen oluştu şimdi de burada. Hatta 90 burası da kaç derece oldu? 30 derece. Ha bu arada sen bunu şöyle de üçgene tamamlayabilirdin. Yani şöyle de üçgene tamamlayabilirdin. Bu sefer de 30-60-90 üçgeniyle karşılaştırdın. Fark etmez. O zaman burası da 30 olacaktı. 7 olacaktı. E o zaman burada 30-30-120 üçgeninden 7 kök 3 olacaktı burası. Sonra 90'ın karşısı 18'den 30'un karşısı da kaç olacaktı? 9 olacaktı. Hatta şurası da sorulmuş olsaydı bunun da tamamı 9 kök 3'ten burayı da kaç buluruz? 7 kök 3'ü buradan olduğundan 2 kök 3 olarak da bulabilirdin. Aa ben ne yaptım? Eşkenar üçgene tamamladım bu sefer. Eşkenarlığı şöyle gösterelim. Her bir kenar 11 oldu. 7'si buradaysa buraya kaç kaldı? 4 kaldı. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 yapar burada. E bunun tamamı 11. 2'si buradaysa eğer o zaman buraya da kaç kaldı? 9 kaldı. X'i böylelikle 9 bulur. Geldik dikkate. Evet en sevdiğim şey. Arkadaş biraz önce ben sana konuyu anlatırken biraz önce derken yaklaşık bir 20 dakika önce 23 dakika önce falan konuyu anlatırken en başta özel açı mantığı ver. 30, 45, 60 ve bunların 150'si, 135'i, 120'si bunlar özel açılardı. Bunlar dokunulmazdı. Eğer bunlara dokunursan gittiğin yol yol değil oluyordu. Büyük ihtimalle bunlara dokunduğun zaman da ya 15, 75, 90 üçgeni karşısına çıkacak ya da 22,5, 67,5, 90 üçgeni karşısına çıkacak. Ki büyük ihtimalle en fazla 15, 75, 90 karşısına çıkacak. Mesela burada da yazmışım. Dikkat. Ne demişim? Dikkat, dikkat, dikkat. Kendi emeğinle. Bak, kendi emeğinle. Dik çizdiğinde karşıda 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Ha, soruda direkt 15, 75, 90 geldiyse yapacak bir şey yok. Ama ben burada diyorum ki kendi emeğinle, kendi kaleminle bir dik çizdin. Çizdiğin dikle de karşına 15, 75, 90 çıktıysa
gittiğin yol değil. Niye? Çünkü 15-75-90 özelliği yok. Aslında var da karışık. Çok böyle olimpiyat tarzı sorularda karşımıza çıkıyor. Ki Sabret 15-75-90'a geldiğinde de o tekniği böyle çok kolay bir şekilde aklında kalacak şekilde ben sana o tekniği de öğreteceğim. Şimdi ama öğrenme bence. Bizim için önemli olan kendi emeğinle dik çizdiğinde, yani dik çizdiğin 15-75-90 çıktı, gittiğin yol değil. Dön geri. Sakın yanlış yollara sapma. Mesela burada. Sen 60'ı gördün diye hemen şöyle bir dik çizersin büyük ihtimalle. Diki çizdin. Aa ne güzel işte hocam 30-60-90 üçgen oluştu. Ama bir ta öbür tarafa bakıyorsun 75-15-90 üçgen çıktı. O zaman gittiğim yol değil. Kesinlikle buradan sonuca ulaşamam. Ulaşsam da sayfalar dolusu işlemle, yani 1 dakikalık soruysa eğer ya da 30 saniyelik soruysa büyük ihtimalle 5 dakikanın sonucunda sonuca ulaşırım. Ben kesinlikle sonuca ulaşamazsın demiyorum. E o zaman ne yapacağım? Büyük ihtimalle sen kendi emeğinle dik çizdiğinde özel bir açıyı parçalamış bulunuyorsun. Bakayım buraya. Hocam bir üçgen burası 60-75. Buraya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Bak gerçekten sen buradan dik çizdiğinde 45'i parçalamış oldun. 45 parçalanmaz. Dokunulmaz. 60'da dokunulmaz. Dokunacaksan 75'e dokun. 75'in hiçbir özelliği yok. O zaman dikimizi çizerken hop şuradan çizeceğiz. Çizdik diki. Bak 60'a dokunmadığım için 30-60-90, 45'e dokunmadığım için 45-45-90 üçgenleri çıktı. Şimdi anladın mı niye dokunulmadığını? Evet. Burada 45-45-90 üçgeni, burada da 30-60-90 üçgeni çıktı. O zaman ilk etapta şuradaki 45-45-90 üçgenine bakalım. Kök 2'ye bölünmüş hali değil midir burası? Evet. Kök 2'ye böl bakayım. 6'ya 6 yapar burası. Sonra şuradaki üçgende bir 30-60-90 üçgeni. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş hali. 6 bölü kök 3 yapar. Kök 3 eşit 50'ye çarparsam 6 kök 3 bölü 3 yapar. O da 2 kök 3 mü yapar? Evet. Burayı 2 kök 3 olarak buluruz. Gel burada 2 kök 3 yaz buraya. E şimdi 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı 4 kök 3 olmaz mı? Olur. Cevap 4 kök 3. 5 şıkkına geldik. Ne yaparsın? Çoğu insan geniş açı gördüğü zaman, aa hocam geniş açı gördüm, hemen buradan bir dik çizeyim diyorsun böyle. Ya çizme bunu. Niye? Çünkü burası 75. Kendi emeğinle dik çizdin ve karşına 15-75-90 çıktı kardeşim. Gittiğin yol değil. Ya da hocam şurası 105-75 ya, şuradan dik çizeyim diyeceksin. Hayır. 75'i gördüysen 75'e ait dik çizme. Ne yapacaksın burada? Öncelikle bir açıları yaz bakayım. İlk önce. Bak 105. 45 daha. 150. Hocam buraya kaç derece kaldı? 30 derece kaldı. Bak sen biraz önce buradan dik çizdin. Ya da buradan dik çizdin. Ya 45'in olduğu köşeye ya da 30'un olduğu köşeye dokunduğun için, o açıya dokunduğun için gittiğin yol olmadı. Karşına 15-75-90 çıktı. Ne yapacağız hocam? 30 dokunulmaz. 45 dokunulmaz. Dokunabilir mi 105'e? O zaman 105'e dokun. Hop çizdim şöyle diki. Diki çizince 30-60-90 üçgeni ve 45-45-90 üçgeni çıktı. Evet şuradaki üçgende 30-60-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. Burası da 3 kök 3 yapar. E sonra şuradaki üçgende ne çıktı karşımıza? Hocam 45-45-90 üçgeni çıktı. 45-45-90 üçgeni olduğundan dik kenarlar 3-3. O zaman hipotenüs de 3 kök 2 olur. Anladık mı olayı? Anladık bence. Gel şuraya. Evet. Şöyle bir soru gördük. Hocam bu soruyu gördük. Hemen dik çizelim şöyle. 30-60-90 çıktı. Ama 15-75-90 çıktı burada. Gittiğim yol değil. Sakın. Hemen sil. Bak ben çok kolay bir şekilde sildim. Şu lazerle yaptıklarımı inşallah beyninizle düşünürsünüz. Çünkü kafadan bak mesela şöyle soruya baktın ya. Şuradan dik çizsem, aa hocam burada 15-75-90 çıkıyor deyip o yüzden buradaki yolu kendi kafandan ihmal edebilirsin. Ben şahsen öyle yapıyorum. Sen de inşallah o kıvama gelebilirsin. Yani genelde lazerle yaptıklarımı ben soruya baktığım zaman düşünüyorum. Beynimi, verilen bilgileri kullanırken beynimi kullanıyorum aslında. Sen de o kıvama geleceksin. Sakin. Evet hocam ne yapacağız? Öncelikle bütün açıları yazalım. 15-30 daha 45. Buraya kaç derece kaldı? 135. Ya gördün mü? Gördün mü olayı? Olayı gördün büyük ihtimalle. Burası 135 derece. Sen biraz önce dik çizerek ne yaptın? Özel açıyı parçaladın. Özel açı parçalanmaz. Buradan dik çizemem. Buradan da dik çizemem. Buradan çizebilirim belki ama ben artık geniş bir açı gördüysem. Şu köşeden dik çizme gibi düşünme olayı. Geniş bir açı gördüysem şu 135'i gördün değil mi? 135'in nesi önemli? 180'e tamamlayan önemli. Bir de ne hikmetse bunu çoğu insan yapıyor, bak çoğu insan yapıyor. Burada böyle 135'i görünce hocam şöyle şurası 45 yapayım. Şuradan şöyle dik çizeyim falan. 45-45-90 üçgeni diyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buradan bunu çiziyorsunuz böyle. Sonra bunu dikdörtgen zannediyorsunuz falan, buradan işlem yapıyorsunuz. Ya dur kardeşim, 180'e tamamlamak demek buradan o şeyle karıştırıyorsun sen. Sivrilen yerden paralel çizmeyle karıştırıyorsun. Yani şuna paralel çiziyorsun. Hayır bununla karıştırma. 135'in 180'e tamamlayalı. Bak 135'in olduğu köşedeki ya bu doğruyu 180'e tamamlayacaksın böyle.
orantısını getireceksin böyle. Ya burası 45 derece diyeceksin ki buradaki uzunluk yok, şuradan bir dik çizsen ne olacak ki, zaten bu üçgende 15 75 90 çıkar, böylelikle gittiğin yol yol olmaz. Ya da şuradaki köşede 135 derece ya, şu doğrunun 180'e tamamlayanı şurası, buradaki 45'e bu şekilde ulaşırsın. Yani 180'e tamamlama dediğimiz o. Yani şunu uzatıyoruz, artık anlamışsındır inşallah. Şunu şöyle uzatırsın. Hocam burası 45. Ben şimdi burada 45'in mantığını kullanacağım. Ne yaparım? Şuradan dik çizelim. Hop, diki çizdik. Diki çizince karşımıza ne çıktı? 45 45 90 üçgen çıktı. Neredeki üçgende? Tam olarak şuradaki üçgende. 6 kök 2 ise hipotenüs, o zaman dik kenarlar 6 6 yapar. Hemen 6 6'yı yazayım şöyle. 6 6. Sonra ne yapacağız hocam? Hocam bizden ne isteniyor? BC. BC nerenin üçgeni? Hocam buranın üçgeni. Aynı zamanda büyük dik üçgende şeyi olmadı mı? Kenarı olmadı mı? Oldu. Vay vay vay. Büyük üçgen 30 60 90 üçgeni. Hemen şuranın 60 olduğunu fark ettik. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı kaç çıkar o zaman? 12 çıkar. Cevap 12. Güzel şeyler. Vay 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 vay, son çareye gelmişiz. Arkadaş, özel açı gördüğümüzde dik çiziyoruz. İlk mantığımız oydu. Özel açılara dokunmadan dik çiziyorduk. Sonra dik çizdiğinde karşına 15 75 90 çıkarsa gittiğin yol yol değildi. Sonra baktın dik çizdin olmadı. Ya da dik çizdin karşına 15 75 90 çıktı. Her yerden çizince böyle saçma şeyler. Yani bütün elindeki biletler bitti. Yani bütün şey tuşlara bastın. Bütün tuşlara bastın, soru çıkmıyorsa. Özel açı gördüğünde son çareyi söylüyorum sana. Son çare. Dik çizerek özel üçgen oluşturamadığınız sorularda küçük açıya ait ikizkenar oluşur. Bu aynı zamanda bazı açı sorularında da çok işimize yarıyor. Açı sorularında da ikizkenar oluştur demek ne demek? Mesela şöyle bir şeyle karşılaştın. Şöyle bir üçgenle karşılaştın. Atıyorum burası alfa, burası 2 alfa. Alfaya 2 alfalı sorularda da bunu yapabilirsin. Küçük açıya ait ikizkenar oluştur. Hocam buradan mı böyle çizeyim? Alfa alfa böleyim mi? Hayır. Ya tabii bazı sorularda alfa alfa bölüp açıortayı da kullanacaksın da. Baktım bunu da çizdin, olmadı. Yani şuradan bir küçük açıya ait ikizkenar oluştur. Şuradan böyle bir küçük açıya ait ikizkenar oluşturduğum zaman bak dikkat et, burası da alfa, ikizkenar oluşturdum. Şununla şu eşit oldu. İki iç açı dayanamam, bir dış açıya eşit. O zaman burası 2 alfa olur. Aa hocam, 2 alfaya 2 alfa olduğundan bununla da bu eşit oldu. Yani burası da çizgi oldu. Gördün mü? Böyle bir özel durum çıkıyor. Alfaya 2 alfa olduğu durumda da yapıyoruz. Ya da son çare ne dedik? Dik çizerek özel üçgen oluşturamadığınız sorularda çizdin. 15 75 90 da çıktı. Gittiğimiz yol yol değilse de o zaman küçük açıya ait ikizkenar oluştur. Mesela şurada örnek 55'te sen bu soruya baktın. İlk önce 3. açısını yazayım. 60 15 daha 75. Buraya 105 derece kaldı. Buradan dik çizdin, 15 75 90 karşına çıktı. O zaman buradan dik çizmeyle olmuyor. Şuradan dik çizemezsin zaten. 60'ı parçalayamazsın. Hocam şuradan dik çizsem o zaman bunun uzantısı ne olacak? Buradan dik çizdiğinde de karşına yine 15 75 90 çıkıyor. Gittiğim yol yol değil. Yani her köşeden dik çizdiğimde sonuca ulaşamıyorum. O zaman son çare. Ne yapıyorum son çare? Küçük açıya ait ikizkenar oluşturacağım. 15'e ait ikizkenar oluşturacağım. Hocam 15 15 diye böyle mi ayırayım? Hayır. Özel açı bölünmez. Yüzbaşı istediğini yap. 105'i bölerek hemen böyle bir özel açı oluştur kardeşim. 15 küçük açıya ait ikizkenar oluştur, pardon. Oluşturdum küçük açıya ait ikizkenar. Oluşturdum. Buradan bir 15 aldım. Şu parçayla şu parça eşit oldu. 15 15 iki iç açı bir dış açı 30 yaptı. Buraya da kaç derece kaldı? 90. Vay. Hem burada ikizkenar hem de burada 30 60 90 çıktı. O zaman ben burada 30 60 90'ı kullanayım. Zaten orada sayı var. 30'un karşısı 6, 60'ı karşısı 6 kök 3 yapar. Hemen 6 kök 3 yazdım. İkizkenarlıktan burası da 6 kök 3. 30'un karşısı 6 iken 90'ın karşısı da şuradaki üçgende 30'un karşısı 6 iken 90'ın karşısı da 12'dir. Burayı da yazdım 12 diye. Bak benden x isteniyor. X'e bak. 6 kök 3 artı 12'ye eşit oldu. Gördün mü? Böyle tak tak tak. Son çaremiz de bu. Özel açı mantığını tam anlamayabildik. Ya hocam çok şey öğrettiniz. Hayır. Kalbi öğrettim. Sonra dik çizdiğinde 15 75 90 oluşmasın dedim. Bir de son çareyi verdim. Böyle fazla bir şey öğretmedim sana, farkındaysan. Geldi 56'ya. 15 75 90 var hocam burada. Aa, gittiğim yol yol değil. Hayır. Hali hazırda verilmiş. Ya zaten hali hazırda verilmiş. Ben bunun özelliğini mi bileceğim? Yok. Özelliğini bilmeden de yapabiliriz bunu. Nasıl yapacağız bunu? Özelliğini bilmeden. Şu şekil. Hocam 15, 75, 90. Buradan da dik çizsem öyle geliyor. Diğer yerlerden de zaten dik çizemiyorum. Dikdörtgene falan mı tamamlayayım? Hayır, tamamlama tabii ki. Öyle şey yok. Ne yapacağız hocam? Yani şuradan da dikdörtgene tamamlasan yine 15, 75, 90 gelecek zaten. O yüzden tamamlama. Ne yapacağız hocam? Son çare. Küçük açıya ait ikizkenar oluştur. 15'e ait ikizkenar. Buradan mı oluşayım? Hayır. 90 da kısmen özel bir
gerçi. 75'i bölmek varken ben niye 90'ı böleyim? O zaman hemen şuradan şöyle 75'i böldüm. Küçük açıya ait x kenarı oluşturdum. Küçük açıya ait x kenarı oluşturunca buraya 60 kaldı. Burası da 30 oldu. İkiz kenarlığı da yazayım. Aa, ne güzel bir şey çıktı burada. 1, 30, 60, 90 üçgeni çıktı. 30, 60, 90 üçgeninde 30'un karşısı 4'ken 60'ın karşısı 4 köküştür. 30'un karşısı 4'ken 90'ın karşısı 8'dir. İkiz kenardan dolayı burası da 8 ve x'i de böylelikle 4 kök 3 artı 8 olarak bulur muyuz? Buluruz. İşte 15, 75, 90 üçgeninde bir dik kenardan diğer dik kenara geçiş 2 artı kök 3 katıdır. 4'ün 2 artı kök 3 katı. Gerçekten de ne yaptı? 8 artı 4 kök 3 yaptı. Vay! Gördün mü? Ama ezberlemeye gerek var mı? Yok. O yüzden sana bu şekilde öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Tamam mı? O yüzden sana bu şekilde öğrenmeni tavsiye ediyorum. Öğrendim mantığı kardeşim. Bak, formüllü soruyu da formülsüz bir şekilde de yapabildim. Mesela bu. 22,5 67,5 90 üçgeni. Bunun da bir kuralı var. Ya bu da 1 artı kök katı mıydı? 2 artı kök katı mıydı? Neydi? Dik kenardan diğer dik kenara geçiş. Aa, boş ver kardeşim. Sıkıntı yaşıyorsak ne yapacağız? Hocam, küçük açıya ait x kenar oluşturacağız. Oluşturalım küçük açıya ait x kenar. 67,5 gıcıma gitti. O yüzden buradan bir 22,5 derece çektim. Buraya 45 kaldı. Bak, burası da 45 yaptı. İkiz kenar. 6 yaptı burası. 6 6 ise 6 kök 2 burası. E hocam, bunlar da ikiz kenar ya. Şimdi 22,5 22,5. Burası da 6 kök 2 yaptı. Yani x de böylelikle 6 artı 6 kök 2 olarak bulduk. Yani 1 artı kök 2 kat oldu değil mi? Evet, kök 2 artı 1 katı da diyebiliriz aslında. Evet, cevap da bu şekilde oldu gördüğün üzere. Yani formülü var ama küçük açıya ait ikiz kenar oluşturarak da sonuca ulaştık. Geldik şuraya. 15, 75, 90 üçgenine geldik. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. 15, 75, 90 üçgeninin bir özelliği var mı? Var kardeşim. Bir tek özelliği haşa 4 haş özelliği var. Bir de başka bir özelliği daha var. 15, 75, 90 üçgeninde. Biraz önce de dedim aslında. Burası A iken burası 2 artı kök 3 katı dedim. Peki burası A iken burası 2 artı kök 3 A olursa burası da A cinsinden ne oluyor acaba? Ama buraya A dediğimde buradaki değer de çok saçma çıkıyor. Daha farklı bir şekilde öğreteceğim şimdi sana. Bak, hemen şimdi seninle birlikte 15, 75, 90 üçgenini ispatını yapacağım sana. Bak, çok güzel bir ispatını yapacağım. Onu da animasyonla yapayım. Buyur animasyona. Bak şimdi. 30, 60, 90 üçgeni olsun elimde iki tane. İki tane 30, 60, 90 üçgeninden bu işi halledeceğiz şimdi. Evet. Bir 30, 60, 90 üçgenini buraya koyalım. Bir köşesine de öbür tarafına da yine bir 30, 60, 90 üçgenini koyalım. Bunları koyduktan sonra kenarları da yazdık bak burada. 1 kök 3, 2, 1 kök 3, 2'yi yazdık. Bunu dikdörtgene tamamlayacak olursak ve şuradaki çizgiyi çizecek olursak o yukarıdaki üçgen 15, 75, 90 üçgeni oldu. Ve şu uzunluk değerleri de geldi mi karşımıza? Geldi. O uzunluk değerleri ne oldu? Hocam, birisi, ben şu an hayal ediyorum, şu an görmüyorum çünkü. Birisi kök 3 eksi 1 oldu. Birisi kök 3 artı 1 oldu. Birisi de sanırım 2 kök 2 oldu. Evet, gördün mü? 15, 75, 90 üçgenindeki kenarlar. Birisi kök 3 eksi 1, birisi kök 3 artı 1, birisi de hipotenüsü de ne oluyormuş o zaman? 2 kök 2 şeklinde oluyormuş. Kalıp bu. Yani bunlara k katı da söyleyebilirsin. Çok merak ediyorsan 15, 75, 90 üçgenindeki dik kenarların katlarını kök 3 eksi 1, kök 3 artı 1, 2 kök 2 şeklinde de oluyormuş. Bunu ezberleme. Ezberlenecekleri ben zaten buraya yazıyorum. Aklında tutacakları yazıyorum. Ama çok merak edenlere, 2 tane 30, 60, 90 üçgeninden bir dikdörtgen oluşturarak da bunu çıkartabilmesini gösterdim mi ben şimdi? Gösterdim. Ya, eksik hiçbir şey bırakmıyoruz be kardeşim. Eksik hiçbir şey bırakmıyoruz gerçekten. Bunları da göstermem ne işe yarayacak? Belki ÖSYM aynen bu gösterdiğim şekilde sana ispat tekniğini hikayeye dökecek. Al işte, sen buna alışkınsın. Tak 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 yapacaksın mesela. Bu da bir soru tipi. İspatlar da bir soru tipi. Evet, neyse, gelelim şimdi gerçek 15 75 90'a. 15 75 90'da biz neyi kullanacağız? 15 75 90'ın bir özelliği var. O da haşa 4 haş. Haşa 4 haş. Hocam, bunun ispatı nereden geliyor? İspat nereden geliyor? Şimdi elimizde şurada bir 15 75 90 var mı? Var. Küçük açıya ait x kenar çizerek. Hocam, burası kaç olur? 15 olur. Şöyle şöyle. Ondan sonra buraya 60 kaldı. Bak, burası da 30 oldu. Hocam, burası da 15 ya. Bak, 75'e 75 oldu. Şu parçayla da şu parça eşit oldu. Hatta burada eşit eşit muhteşem üçlü çıktı. Yani soruya başlarken ben buradan muhteşem üçlü çizerek de başlayabilirdim aslında ama ben sana 15, 75, 90'da küçük açıya ait x kenar oluşturma mantığıyla söyledim. Neyse, ben şimdi de ispatı şu şekilde yapayım. Hatta ispatın gerçeğini yazayım ben şuraya. Şuradan bir tane şöyle bir
Hop muhteşem üçlü çizecek olursam. Tamam. Muhteşem üçlüye yapayım ispatını hatta. Hocam şurası eşit. Şurası eşit. Burası da eşit. O zaman ikizkenar artıları 15 oldu. Burası 30 oldu. Burası 60 oldu. 30'un karşısı açken 90'ın karşısı 2H. E hocam burası da 2H. Burası da 2H. Toplamda gerçekten burası da ne oldu? 2H burası. 2H burası. 4H oldu. Gerçekten burası H'ken burası 4H oldu. Bir tek bunu kullanacağız. H'a 4H. Genelde de alan sorularında çıkıyor. Bazı uzunluk sorularında da karşımıza çıkıyor. Geldik 22,5 67,5 90 üçgenine. Hocam bunların da kenarlarıyla alakalı bir ilişki var aslında. Bunun da ispatını sen düşün. Biraz kafa yor. Ama bir de burası H'ken burası da 2 kök 2 H diye bir özelliği var. Bunu ezberleme. Sadece 15,75,90'ı aklında tut. Bu da sıkıntı yaşarsan bir muhteşem üçlüyle yine ispatı çok kolay bir şekilde çıkacak aslında. Hop muhteşem üçlüyü çizdim yine. Ya da hocam şurası 67,5 ya. Küçük açıya ait x kenar oluşturunca sonra burası 45 çıkıyor. Burası da 45 çıkıyor. Burası 22,5. Şöyle baktığın zaman 67,5. Şu parçayla şu parça da eşit oluyor. Yine muhteşem üçlü sağlanıyor aslında. Ya da direkt muhteşem üçlüyü çizdik. Hocam şu parça dur. Şu parça eşit. Şu parça eşit. Şu parça da eşit. İkiz kenarlıktan 22,5 burası. İki iç açı bir dış açıdan 45. Burası da 45. 45 90 üçgeninden H. Burası da H. O zaman burası H kök 2 yaptı. Çünkü dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kat. Hocam burası da H kök 2 oldu. Hocam burası da H kök 2 olur o zaman. Şöyle bakacak olursak eğer. Hocam burası H'ken şu yükseklik. H kök 2 burası. H kök 2 burası. Burası da 2 kök 2 H oldu mu? Oldu. İspatlar ispatlar. Bunu ezberleme. Tamam. Gelelim şuraya. Öğrenme alanına. Arkadaş birinci sorumuzda 15, 90. Burası kaç? 75. Hocam burası da 75. 90 ise burası da 15 oldu. Büyük üçgenimiz 15, 75, 90 yaptı. O da H'a 4H değil miydi? Evet. Yani burası 4X olmalı. 4X eşittir 12 ise X'i de böylelikle kaç buluruz? 3 buluruz. Ondan sonraki B şıkkına bakacak olursak 22,5, 67,5 üçgeni. Hocam ezbere bilmiyoruz. Ben de ezberlemeyin dedim zaten. Muhteşem üçlü için çizersen hemen aklında kaldı zaten. Muhteşem üçlüyü çizdiğin zaman hocam şurası eşit, burası eşit. Yani 6 6 burası da 6 oldu. Sonra baktık ki 22,5 ise burası da 22,5. Topladım böyle 45 yaptı burası. 45 45 90 üçgeni yaptı. X de böylelikle şuradaki özel üçgende hocam dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali. 6 bölü kök 2 yapar. Kök 2 eşliğine çarparsak 6 kök 2 bölü 2'den 3 kök 2 olarak bulur muyuz gençler? Buluruz. Şunu düzgün yaz Kenan Hoca. Bir de çirkin yazmaların olmasa ama bilgimiz temiz ya. Şeyimiz çirkin olsa bile bilgimiz yakışıklı be dostum değil mi? Evet B şıkkını da 3 kök 2 bulduk. Geldik 58'e. Şimdi hocam burada 12 verilmiş bu dik üçgen. Burada 30 var 45 var. Şuradan dik mi çizsem kardeşim? Ne buradaki 30-60-90'daki herhangi bir kenar var ne buradaki 45-45-90'daki herhangi bir kenar var. Yani özel açı mantığından dik çizerek olmadı burası. Ama burada 30 var 45 var. Burası kaç yaptı? 75 yaptı. 75'i hemen yazalım. 75. Burası da kaç oldu? 15. Ha, 15-75-90. Kendi emeğimle çizmedim. Hali hazırda var burada. Hali hazırda 15-75-90 var. Tamam. Bir de hipotenüs verilmişse o zaman H'a 4H aklımıza gelecek. Aklımıza gelen başımıza gelsin. Hop şöyle çizdim. Hipotenüs. Genelde alan sorularında çıkıyor ama bazı uzunluk sorularında da gördüğün gibi çıkıyor. H'a 4H olacak burası. 4H 12 ise H'ı buradan 3 bulurum. Sonra burası da 15 oldu ya. Bak 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 benden ne isteniyor? X. X nerenin? Şuradaki dik üçgenin bir kenarı değil mi? Evet. Buradaki dik üçgenin kenarı şöyle kenarlarına bakıyorum. Hocam açılarına da bakıyorum. Açısı böylelikle burası 45 burası da 45. 3 burası o zaman 45-45-90 üçgeninde bir dik kenar 3 ise hipotenüste ne olacaktır o zaman? 3'ün kök 2 katı olacaktır. Böylelikle x'i 3 kök 2 olarak buluruz. Geldik bir sonrakine. Sanırım son soru mu? Evet son soruya geldik. Bir 15 derece verilmiş. Açılar hemen yazayım. 75. Paralellik verilmiş. Bunlar paralelse yöndeşlikten dolayı burası da 75 olur. Sonra şunlar birbirine paralelse z'den dolayı burası da 75 olur. Sonra burası 15 olur. O zaman burası da 90 oldu. Şurası da 75, burası da 15 oldu mu? Oldu. Her yerdeki 15, 75, 90'ları yazdım mı? Yazdım. Şurası da 15 oldu. Şimdi benden BC isteniyor. Hocam büyük üçgen 15, 75, 90 üçgeni şurayı bulursam H'a 4H'dan burayı bulurum. Verilenlere bakıyoruz. Bak soru çok karışık aslında. Hocam şu 15, 75, 90'da buraya mı bakacağım? Ya da bu 15, 75, 90'da buraya mı bakacağım? Değil de verilen bilgilere bak. 15, 75, 90 olunca H'a 4H geliyor. Hocam 15, 75, 90'da H'a 4H. Bak burada da 15, 75, 90 yok mu? Var. Bu 15, 75, 90'daki yani şuradaki açın kaç derece senin? 90 derece burası. Şurası H değil mi kardeşim? H'a 4H olmaz mı burası?
Evet, burası 4x2'den kaç olacaktır? 8. E şimdi burada da büyük dede benden burası isteniliyor. Burada da haşa 4 haş yok mu? Var. E o zaman şuraya da ben x diyecek olursam ne olacaktır? 8, 4 çarpı 8 kadar olacaktır. Çünkü haşa 4 haş, 4 çarpı 8 böylelikle burası da kaç yapar? 32 yapar ve cevaba ulaştık. 59. soruda da bunu bulduk. Toplamda 87 soru vardı dik üçgende. 59 gibi gözüküyor ama öğrenme alanındaki soruları da yazdığımız zaman. Bir de ekstradan soru eklediğimiz sorular da var. 90'ı falan bulmuştur. Belki de 100'ü bulmuştur. Neyse gençler, böylelikle hallettik. Yani dik üçgeni hallettik ve çok güzel bir dersti bence. Çok güzel şeyler öğrendik. Ya şurayı çok fazla çalıştırdığımız dersleri ben çok seviyorum ya açıkçası. Neyse. Oo, sayfa 43'e gelmişiz. Biz şimdi nereye bakalım? Şurada şafak sayanımıza bir gelelim kardeşim. Geldik şafak sayarımıza. Hemen tiki atıyoruz. At bakayım tiki. Şöyle 5. gün. Neredesin 5. gün? Şöyle 5. güne tiki atıyoruz şöyle. 5. günde bitti. Eyvallah. Sonra gelelim şuraya. Hop. 5. gündeki şuralara da bir tiki atalım şöyle. Ödevimiz var mı? Var. Hemen ne yapıyoruz? Hoppala. Soru bankasından açıyorsunuz. Sayfa numarası 18 ve 29'u dik üçgenle ilgili o güzel soruları çözüyorsunuz gençler. Tamam. Bakalım böyle bir de şeye bakalım en son olarak. Şuraya da bakalım. Böylelikle biz haftalık programı takip edenler 4 ve 5. günleri bitirmiş olduk. Böylelikle 3. haftayı bitirmiş olduk. 25 haftalık programda. İşler çok güzel gidiyor. Çok rayında gidiyor. Ve şu an buraya kadar geldiysen, sabrettiysen eğer bundan sonrasında sıkıntı yaşamayacaksın. Hatta kendimi şöyle bir büyüteyim. Arkadaş, ben size ta ilk derslerde ne dedim? Yalvardım hatta. Gençler, arkadaşlar, lütfen dik üçgenin sonuna kadar sabredin. Dik üçgenin sonuna kadar geometrinin neredeyse %50'sini öğreneceksiniz. Yani buraya kadar öğrendiğiniz şeyleri bundan sonra çok kullanacaksınız. Eğer sen buraya kadar geldiysen bundan sonrası çok keyifli geçecek. Göreceksin. Çünkü çok sağlamlaştırdık. Temeli çok güzel bir şekilde attık. Bundan sonrası çok güzel bir şekilde geçecek. Hak ettin. Artık büyük bir başarıyı hak ettin. Ya hocam belki de şöyle diyebilirsin. Ya ben dik üçgene geldim ama dik üçgen tam oturmadı. Önemli değil. Bir sonraki ders ikizkenar üçgen konusunda dik üçgenin daha iyi olacak. Eşkenara geçeceksin, daha iyi olacak. Sonra benzerliğe geçeceksin ya da açıortaya geçeceksin, daha iyi olacak. Zaman ilaçları geometride zaman ilerledikçe bir önceki konularda çok iyi bir şekilde ilerliyor diye söylemiştim zaten sana. Her şey yolunda, çok güzel gidiyor ve geometriyi full yapma yolundasın. Devam, devam, devam. Süperiz. Gençler, böylelikle 5. haftayı da... Yok, kaçıncı hafta bu? Hafta olarak değildi ya. Bu gün olaraktı. Gün olarak 5. günü de bitirdik. Ben şuraya tiki bir de atayım da. Şöyle 5. günü bitirdik. Geldik 6. güne. O zaman yarın 6. günde ikizkenar üçgen konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.